Usta TV kanalından herkese merhaba. Sunucunuz ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda kumpas kullanımını ve okumasını göstereceğim. Bu konuyu siz değerli izleyicilerimize sunabilmek için 3 farklı türde kumpas hazırladım. Bu kumpasların tanıtımına ve kullanımına geçmeden önce bilmeyenler için kumpasın kısa bir tanımını yapmakta fayda var. Milimetre ve inç türünde hassas ölçüm yapmamızı sağlayan el aletlerine kumpas denir. Hazırladığım kumpaslardan birisi klasik kumpas denilen, üzerinde cetvel ve vernier sayesinde değerleri okunabilen bir kumpastır. Diğeri kadranlı kumpas denilen, saatli kumpas da denilen bir kumpastır. Yine üzerindeki cetvel ve kadran sayesinde değerleri okunabilen bir kumpas türüdür. Bir diğeri ise dijital kumpas ya da dijital göstergeli kumpas denilen bir kumpas türüdür. Kumpaslar 3 farklı şekilde ölçüm yapabilmemiz için tasarlanmışlardır. Şimdi bu ölçüm şekillerini hem örnek gösterelim hem de bu arada kumpasları tanıtalım. Göstereceğim birinci örnek şu çene denilen parçayla dış çap ve kalınlık ölçebiliriz. Örneğin şu rulmanın dış çapını şöyle ölçebiliriz. Horoz denilen şu bölümle iç çap ya da ara mesafe ölçebiliriz. Kılıç denilen şu parçayla da şu çıkıntıyla da derinlik ölçebiliriz. Örneğin şunun şuradaki derinliğini ölçmek için şöyle göstereyim. Şu derinliğin deliğin içine sokarak ölçebiliriz. Tabii ölçmeye başlamadan önce kullanacağımız uzunluk ölçü birimini seçmemiz gerekiyor. İnç ya da milimetreyi seçmemiz gerekiyor. Şu mavi tuşla buradan değiştirebiliyoruz. İstediğimiz uzunluk ölçü birimini seçtikten sonra buraya biraz kuvvet uygulayarak, yani şunu kapatarak yaklaşık 250-300 gram kuvvet uygulayarak sıfırlamamız gerekiyor. Tabi sıfır değilse şöyle göstereyim. Sıfırlama tuşuna basıyoruz. Pardon. Evet, sıfırlama tuşuna basıyoruz. Sonra istediğimiz kalınlığı ya da çapı ölçüyoruz. Şöyle bir kağıdı ölçeceğim. Kağıdın kalınlığını yine aynı miktarda kuvvet uyguluyoruz. Biraz önce sıfırladığımızda uyguladığımız kuvvet miktarında kuvvet uyguluyoruz. Yaklaşık bunun kalınlığı 0.06 milimetre. Bu milimetrenin %1 oranında ölçüm yapabilen bir kumpas türüdür. Hassasiyeti de yaklaşık %3-%5 oranında olması gerekiyor. Diğer kumpasımıza geçelim. Bu da kadranlı kumpas. Çok kaliteli kumpas değil. Bunların hiçbiri kaliteli kumpas değil. Yani sanayideki tornacı ustasının veya hassas iş yapan bir ustanın kullanacağı tarzda kumpaslar değillerdir. Hatta sanayideki ustalarımız böyle sürekli kullandıkları kumpasların haricinde bir de çok kaliteli hassas kumpas kullanırlar. Onu da hassas iş yapacakları zaman çıkarıp kullanırlar. Bu kumpası da yine aynı şekilde şöyle biraz kuvvet uygulayarak sıfırlıyoruz. Şöyle kadranı sıfırlıyoruz. Sonra kadranın dönmemesi için buradaki vidayı sıkıştırıyoruz. Sonra ölçümümüzü yapıyoruz. Neden çok kaliteli aletler olmadığını şimdi anlayacaksınız. Mesela sıfırlamıştık biraz önce. Hatta tekrar sıfırlıyorum. Bunun hata payı biraz daha fazla. %7, %8 hata payı var gördüğüm kadarıyla. Bunu sıkıştırıyorum. Şöyle hareket ettiriyorum. Her seferinde gördüğünüz gibi bu skala farklı bir yerde duruyor. Böyle görünmesini sağlamaya çalışıyorum. Tabii bunların kaliteli olanları çok daha pahalı. Şimdi geçiyoruz normal klasik kumpasımızın okunmasına. Evet, daha detaylı görebilmek için iyice zoom yaptım. Şöyle okumaya geçmeden önce bazı değerlerden bahsetmek istiyorum. Kumpas alacağınız zaman kumpasın ölçüm kapasitesini seçmeniz gerekiyor. Bu 150'lik bir kumpas, yani 150 milimetreye kadar ölçüm aralığı olan bir kumpas. Daha büyüğü işinize yarıyorsa daha büyük ölçülerde kumpas alabilirsiniz. Bir de dikkat edilmesi gereken ölçüm oranıdır. Buna hassasiyet diyorlar ama ben bunun hassasiyet olduğunu düşünmüyorum. 0.05 milimetre ölçüm oranına sahip bir kumpas bu. Bu ne demek? 1 milimetrenin 20'de 1'i oranında ölçüm yapan bir kumpastır. 0.1 oranında ölçüm yapan kumpassa 1 milimetrenin 10'da 1'i oranında ölçüm yapabilen kumpastır.
Bir de 0.02 oranını görebiliriz burada. O da 1 milimetrenin 50'de biri oranında ölçüm yapabilen kumpastır. Şimdi okunuşunu göstereyim. Ölçtüğümüz değeri okuyabilmek için burada alt tarafta verniyel denilen şu bölümde, daha doğrusu önce bu bölüme bakmamız gerekiyor. Buradaki 0 bize milimetreyi gösteriyor. Bakın, üst taraftaki cetvel, alt taraftaki verniyel, verniyel tarafındaki, verniyel bölümündeki 0 bize milimetreyi gösteriyor. Milimetrenin tam üzerinde olabilir veya milimetreyi biraz geçmiş olabilir. Milimetreyi biraz geçmişse, örneğin 10 milimetrenin biraz ilerisinde, daha sonra da burada kesişen çizgileri bulmamız gerekiyor. Bize ondalık değeri gösteren gösterge buradaki iki çizginin kesişmesidir. Milimetreyi tespit ettikten sonra ondalık değeri görebilmek için kesişen çizgileri aramamız gerekiyor. Burada bakıyoruz şöyle hızlı bir şekilde. 4 ile kesişen bir çizgiyi görüyoruz. O zaman bu ne demek? 10.4 ya da 10.40 oranında bir ölçüm olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle bir deste kağıtla, yaklaşık 8-10 tane kağıt var elimde, hemen ölçelim. Tam olarak ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. 0'ı geçiyor, 1'e yakın. 1'e yakın olduğunu görüyoruz. Bunun 0.7 olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu tür kumpaslarda bütün ölçüm şekilleri böyledir. Hemen örnek olsun diye şu tornavidanın kalınlığını da göstermek istiyorum. Şöyle tutuyoruz. Tam bu 0 gördüğünüz gibi 3'ün üzerinde duruyor. Kesişen çizgilere bakıyoruz. Bunlardan hangisi kesişiyor? 0 kesişiyor. Yani bu 3 milimetre kalınlığında bir metal. Başka bir şey daha ölçebilirim. Yine biraz önce ölçtüğümüz rulman. Görüyorsunuz tam 22 milimetrede. Küsuratlara bakıyoruz. Küsuratların hiçbirisi denk gelmiyor. Sadece 0 denk geliyor. Demek ki 22 milimetre çapında bir rulman. Örnekleri çoğaltabiliriz. Böyle. Ya da böyle ölçebiliriz. Bu biraz küsuratlı. Şöyle bakıyoruz. 34, tam 35'in üzerinde değil. 34.85. Yani tabi kumpasın hata payı olabilir. Şu anda benim gördüğüm 34.85. Kadranlı kumpası anlatırken atladığım bir noktayı hatırladım. Hemen unutmadan ondan da bahsedeyim. Milimetreyi görmek için şu hareketli kısma bakmamız gerekiyor. Şuradaki uç bize milimetreyi gösteriyor. Örneğin şöyle şu bize 10 milimetreyi gösteriyor. 10.50 olduğunu görebiliriz ya da 10.5 olduğunu görebiliriz. Şöyle yaklaştırıyorum. 1.30. Şurada 1 milimetreyi görüyoruz. Burada da ondalık değeri görüyoruz. Bir de bütün kumpaslarda şurada ölçümü sabitlemek için bir vida vardır. Diğer kumpaslarımızda da aynı şekilde. Ölçüm yaptıktan sonra buradan hemen sabitleyebiliriz. Kendi çapımızda Ar-Ge ve inovasyon işine başladıktan sonra bu tür aletleri kullanmaya başladık. Yalnız bu süreçte çok önemli bir şey fark ettim. 1 milimetrenin ne kadar büyük, dil sürçmesi değil bu, özellikle söylüyorum. 1 milimetrenin ne kadar büyük, 1 kilometrenin ne kadar küçük uzunluk ölçü birimleri olduğunu anladım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.